gel, dur, gel. Efendim, affedersiniz acaba... Kiralık değil, hadi! Bu hanım pek misafirperver değil anlaşılan. Ev bulamayacağız galiba. Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim ama dinletemedim ki kocana. Önden gelip ev bulması lazımdı. İstanbul'a gelip ev bulabilecek vakit mi bıraktılar ki? Birdenbire çıktı bu tayin işi. Gelip dönerdin, biz beklerdik. 2 gün için 1 ay daha fazla kira mı verseydik? Bırakın tartışmayı Allah aşkına! Ne tartışması hatun, konuşuyoruz. Hem merak etmeyin, buluruz. Koca İstanbul'da sokakta kalacak değiliz ya. Enişte! Hı? Gel bak! Efendim, kiralık yazısı var. Ama altına değildir yazısı eklenmiş. Demek ki bu ev kiralık değilmiş. Ne yapalım? Biz de başka bir ev bakarız. Evet, ev kıtlığına falan girmek ya. Yok bir şeyim Nurten'cim, yok anacığım, evladım, bir şeyim yok. Ama kuşlar ezilmesin, korktular. Olur mu kardeşim ya? Böyle sürü sepet yolun ortasında dolaşılır mı ya? Niye yapmışlar kaldırımları? Tamam canım, tamam kardeşim, haklısın. Kabahat bizde. Nasıl kabahat bizde? Sen de şöyle, ne diyorsun sen ya? Cadde ortasında yürünmez. Önüne bak, önüne! Parayla mı aldın sen ehliyeti? Anne, Allah aşkına! Hayır yani, burası İstanbul'da... Nasıl anlatsam bilmem ki, olmaz ki abicim! Nereden geliyorsunuz siz? Lüleburgaz'dan. Bir tarafınıza bir şey olmadı ya? Yok, zaten araba bana çarpmadı. Valize çarpınca, ben Cici'yle Bici'yi kurtarmak için dengemi kaybettim. Cici'yle Bici kim? Kuşlarım. Kaldırımdan yürüyün be abicim! Efendim, ev arıyoruz da... Ortadan yürüyünce her iki tarafı da görmek mümkün oluyor. Yoksa sadece bu taraftan yürürsek, karşı tarafta yazı varsa kaçar. Ev mi arıyorum dediniz? İmkansız, olamaz! Niye? Ev arayamaz mıyız? Yasak mı ev aramak? Değil tabii de, yani... Tam adamına çattınız! Anan seni Kadir Gecesi mi doğurdu be abi? Evet! Hayret, nereden bildiniz? Hakikaten Kadir Gecesi doğmuşum. Hatta annem adını Kadir koyalım demiş de... Büyük babamın adı Halim olduğu için Halim koymuşlar. Memnun oldum. Bendeniz de İlyas Arcan. Hadi bırakın muhabbeti de işimize bakalım. Bir dakika ablacığım. Bundan sonra işiniz benimle. Kaç paraya kadar bir yer arıyorsunuz siz, onu öğrenelim. Vallahi bilemiyorum ki. Saatlerdir bakmadığımız yer kalmadı. 30.000 diyorlar, 40.000 diyorlar, verilir mi bu kadar para? Bu İstanbul'da abicim, adamın olmadı mı yandın! Doğru! Dua edin, bana rastladınız! Allah razı olsun! Verin! Sizin için harika bir yer var elimde! Kirası da sudan ucuz, 10.000 lira! 10.000 lira mı? Ayda mı? Yok, saatte! O zaman çok pahalı! Dalga mı geçiyorsun abi? Tabii ki ayda! Hadi atlayın, hemen gidip bitirelim şu işi, hadi! Hadi bakalım, bir görelim! Damat! Anneciğim, görmekte fayda var! Sizi şöyle alalım ki çıkalım! Bismillahirrahmanirrahim! Zeynep, sen arkaya! Demek ki komisyonculuk yapıyorsunuz! Komisyonculuk aslında yan işim! Evet! Esas işiniz nedir acaba? Her türlü meyve, balık, ayrıca traktör, kamyon, otomobil, ithalat, ihracat, dış ticaret... Evet, komisyonculuk genelde! Bu sizi götürdüğüm evin sahibi aslında uzaktan akrabam olur! Çok evi var, bildiğiniz gibi değil! Müthiş cimri bir adam! 4 senelik peşin istedi, kavga gürültü, müthiş bir mücadele sonra... 1 senelik peşine zar zor razı ettik! Anlamadım! Senelik peşin mi bu ev? Vallahi öyle! Nuh diyor, peygamber demiyor! 10.000 liradan senelik peşin 120.000 lira eder! Nerede bizde bu para? İlyas Bey kardeşim, bir sağda inelim! Aylık kirası ucuz ama Halim! 60.000 liranız var mı? 60.000 liracık. Hayır belki zorlarız da 6 aylığa razı ederiz adamı. Sana biliyorsunuz 6 aylık 6 kere 10 60.000 lira eder. Bismillah. Hakikaten pek geniş, pek güzel bir yermiş. Nasıl ısıtırız biz bu koca berbereyi? Burası bildiğiniz gibi değildir hanımefendi. Yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve nemli. Ya. Akdeniz iklimi gibi desem. Evet, evet. Buyurun, tam 60.000 lira. Bir dakika, bir dakika. He? Kontrat? Yarın derhal imzalatır, hemen getiririm. Tamam, tamam anne. Artık bundan sonrası sizin. Buyurun, güzel güzel yerleşin. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Selametle can. Yan tarafta fabrika var galiba, gürültüye bak. Ben böyle ev tutma görmedim doğrusu. Sağını solunu görmeden çıkardın, verdin parayı, olur mu? Nesi var be karıcığım? Koskoca ev işte. Bak. Koca koca odalar. Rahat, ferah. Allah! Yaşasın! Burası benim odam olsun ha! Bu koca evi nasıl temizleyeceğiz bakalım? Lüzum yok, başkaları temizliyor zaten! Ha? Anlamadım! Gel gör de anlarsın! Ha? Anne! Bana! Ne var? Gelsene! Oo, koskocaman bir oda daha! Ay! Odamızdan içeri kepçe girdi. Yanılmıyorsa bizim evi yıkıyorlar. Hadi bakalım salla kemiği. 3 kere söyledik sana zar tutma diye be! Ne zar tutması be, zar tutma! Bana bana sardırın be! Kırkçada bir de kavga etmedin be! Ayıp ettiniz ya, hepimiz arkadaşlık olduk. Adama bak be! Hop hop beyler, çay içelim, sakinleştirir. Çay da bana yapsana şuradan. At bakalım. Arkadaşlar, çaylar benden. Ya beyler, herkes çayının parasını kendi ödeyecek. Kahveci güzeline bakın. Niyeymiş o? Ne zaman çaylar benden desen sonu post çıkıyor. Ne demek istediğinizi sorabilir miyim acaba? Ne demek istediğin var mı lan? Şu hesaba bak. Ne kadarmış borcum? 5.390 lira! Bütün tatava bu 5.390 lira için miydi be? Şahit olun arkadaşlar! Bu borç yarın saat 5'te ödenecek! Hadi hadi işimize bakalım! Mehmet abi! Senin ev sahibine borcun ne kadardı? Git be, başkasıyla bul kafanı! Söyle ya! 24.000 lira! Telefon et! Yarın saat 5'te o para ödenecek! Ragıp! Ne markaydı lan senin almak istediğin araba? Düşeş! Düşeş diye araba olur mu be? Hiç böyle bir araba duymadım! Şşşt! Bana bak İlyas! Bırak Ragıp'la uğraşmayı, herif mars oluyor zaten, Allah'ıma tepeler! Araba alacağız lan adama! Bırak bana be! Ne arabası? Arkadaşlar! Kimin sağa sola borcu varsa, kim sıkıntıdaysa Rıza'ya söylesin! Bana söylesin! Liste yap, getir bana! Yarın 5'te ödeyeceğim! Elektrik parası, su parası, ev kirası, bakkal hesabı, manav hesabı, kasap hesabı, hanıma manto, çocuğa ayakkabı! No! Miras mı kaldı? Ne bu? Kuponu lan, görmüyor musun? Ne kuponu? Altılı ganyan kuponu. 60 liralık, 1000 misli. Vay be! Nereden bulayım, nereden musunuz bu parayı? Olur para ya! Sahiden doğru ya! Dertler yarın sona eriyor arkadaşlar. İlyas abi, birileri seni soruyor. ...1.000 lira rica edeceğim. ...60.000 lirayı size verince... ...taksiye verecek paramız kalmadı. Paran var mı? Sen de mi? Sen de mi? Kaldı 59.000. Öyle durumlarda umumiyette polise haber verilir. Ben size bırakıyorum. Ne isterseniz yapalım. Ya paramı verirsiniz ya da buyurun karakola gidelim. Bir dakika abi, ben durumu size bir izah edeyim isterseniz. Adi adam, gördünüz mü? Gördünüz mü, rezil etti beni ya! Hayır yani, insan kendi evinin yıkılacağını bilmez mi? Bilir herhalde. Siz hiç merak etmeyin. Siz rahatınıza bakın, ben yarın gider o namussuz dolandırıcıdan alırım paranızı. Hemen istiyoruz paramızı. Ay. Paramızı istiyoruz dedik. Tabii haklısınız. Tabii isteyeceksiniz paranızı. Ama bu saatten sonra iş yerinde bulunmaz. Evini de bilmiyorum. Siz iyisi mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın, ben yarın erkenden gider alırım paranızı. Biz ne ediyor belirsiz insanların evinde kalamayız. Bu saatten sonra ev bulamayız ki valide hanım. Yarın yeni bir ev buluruz. Bulamasak da alırız. Alamazsak buluruz. Tutturursak alırız. Affedersiniz, neyi tutturacağız? Altılıyı. Efendim? Şey tutarsa demek istedim. Şansımız tutarsa demek istiyorum. Biliyorsunuz ev tutmak şans işidir. Buyurun. Rahatınıza bakın, ayakta kaldınız. Buyurun efendim, kendi eviniz gibi davranın. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık. Bekarlık hali. Biliyorsunuz, bekarlık rezillik. Bir türlü idare edemiyorum koskoca evi. Yo, bir bekar evi olarak hiç de fena değil. Bu yaşa geldik, evlenemedik. Allah bin bereket versin, para bol. Hiçbir eksiğim yok. Ama bu zamanda herkese güvenilmiyor ki. Namuslusu var, namussuzu var. Hırsızı var, uğursuzu var. Benzetmek gibi olmasın, dolandırıcısı var. Haklısınız tabii. Mesela size şu evi kiralayan ağa diyelim. Zaten tanımam etmem. Yanılmıyorsam uzaktan akrabanız oluyordu. Evet ama... çok uzaktan. Yani gözle görülemeyecek kadar uzaktan. Anne, benim karnım acıktı. Benim de. Patron, telefonda Halim Bey dedi. Bu kadar senedir Lüleburgaz'da hizmet ettiniz. Artık sizi İstanbul'da merkezde, aramızda görmek isteriz dedi. Biz de kalktık geldik. Lüleburgaz'da kalsaydık daha iyiydi. İstanbul, İstanbul diye havalara uçtunuz. Daha ilk günden başımıza gelmedik kalmadı. Niye öyle söylüyorsunuz valideciğim? Bakın iyi kötü başımızı sokacak bir ev bulduk işte. Yarın İlyas Bey paramızı getirir, evimizi de tutarız. Ona ne şüphe? Yarın paranız elinizde. Al tabağını. Kıçırdatma şu dişlerini! Yahu vurma şu çocuğun kafasına. Büyüyünce geçer. Çocukken ben de kıçırdatırmışım. Armut dibine düşer. Siz ne iş yapıyorsunuz Zeynep hanım? Enstitüyü bitirdim, şimdilik evde oturuyorum. Bekarsınız yani. Size ne? Tabii bekar olacak, daha çocuk o. Ne çocuğu? Neredeyse evde kalacağım. Öyle demeyin Zeynep Hanım. Çok gençsiniz. Anneanneniz haklı. Halimciğim. Anneannesi değil, annesiyim, annesi. Siz burada yatabilirsiniz. Allah, çok şükür. Hanımefendi, siz de şu odada kalabilirsiniz. Zeynep de benimle kalacak. Çevre. İyi geceler İlyas Bey. Renkli rüyalar Zeynep Hanım. Bir aşka İlyas abi! Ben nerede yatacağım? Bir de sen vardın değil mi? Sen benimle gel. Biz birlikte yatarız benim odada. Hergele! Ben karanlıktan korkarım ha! Tamam, ışıkları açarız. Sen horlar mısın? Niye sordun? Horlayanlardan hiç hoşlanmam. Horlarsam kafana su döker, uyandırırım. Sen Beşiktaşlı mısın? Evet. O zaman ayvayı yedin. Niye lan? Zeynep teyzemi hayatta sana vermezler. Niye vermiyorlar? Babam koyu Fenerbahçelidir. Daha evvel kaç kişi istedi, babam Fenerbahçeli değil diye vermedi. Zeynep teyzeni isteyeceğimi nereden çıkardın lan? Bırak şimdi numarayı, hiç yemezler. Bütün gün peşinde dolaştın, içine düşecektin neredeyse. Sen hangi takımdansın lan? Kimse duymasın ama ben de Beşiktaşlıyım. Canım! Abla! Ah evim, güzel evim! Sen niye geldin? Ne demek niye geldin, manyağa bak! Hayır yani, daha gideli kaç gün oldu, çok erken geldin de! Aman, sıkıldım oralardan, hiçbir yer insanın kendi evi gibi olmuyor! Ya! Allah! Aman, deli ne yapıyorsun, yüreğimi hoplattın! Antrenman var da, bu hafta soru maçımız var da, ben kaleciyim biliyorsun! Abla bir dakika! Ablacığım bir dakika! Nereye gidiyorsun? Yolda çok yoruldum, yıkanıp yatacağım! Deli misin sen ya? Böyle erken saatte yatılır mı? Daha çok erken, gel! Deli misin oğlum, ne erkeni? Yok, erken! Sen çok yorgunsundur! Ben bilirim seni! Sen şöyle otur divana, ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım, hadi! Ablacığım benim! Hadi canım benim! Manyaklaşma be! Bu saatte kahve mahve uykumu kaçırır! Çay yapayım! Ya da ıhlamur! Ihlamur! Tamam! Ihlamur! Ihlamur harikadır! Ihlamur iyi uyutur! İyi misin? Kahven nasıl olsun? Ne oldu oğlum sana? Kahve içmeyeceğim dedim ya! Ay doğru ya! Sana ben ıhlamur yapacaktım sana! Kuş beslemeye mi başladın sen? Sana söylüyorum, kuş mu besliyorsun? Ne kuşu? Kanarya! Benim değil, yani benim de arkadaşım, beraberce müsabakaya sokacağız! Bu kim? Saka! Ne biçim saka bu? Bakımsız bir saka, ben besleyip büyüteceğim! nerede kaldın karıcığım? Bizim ailede de adet oldu galiba. Tuvalete giren çıkmak bilmiyorsun. Yavrum, üşümüşsündür canım. Çabuk yüzünü bir tutayım, çabuk yüzünü. Allah Allah, ne oldu bu kadına? Bağırsakları bozuldu herhalde. Ablacığım, ıhlamurunuz! Nurten, tuvalet hangi kapı? Allah Allah, nerede kaldı bu kadın? Merak ettim. Niye cevap vermiyorsun kızım? Birini mi yuttun? Eyvah! Konuşsana kızım! Bir şey yok ya kızım! Karıcığım! Ne var? İmdat! Erginler bastı! Allah bak! Allah! Ah kardeşim, kardeşim bile ya! Kardeşim canım! Vah, vah, vah İlaçeyim, vah yavrum! Ah canım, canım kardeşim! Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu canım? Ölme sakın! Ölme, ölme! Kendine gel! Yaşıyor, şükürler olsun! Aman maşallah! Durunuz bakın hanımlar, şöyle kaldırın! Bir tanecik kardeşim! Yavaş! Kızım beni düşürecek, yavaş olun! Zeynep, koş şu kafesi kaldır çocuk, koş! Yavaş! Dikkat edin! Şu masaya yatıralım, masaya yatıralım! Vah yavrum! Dur bakayım, ben şimdi bir sürü teneffüs yaptım! Kardeşim! Evelallah! Canım! Abla! Bir tanecik kardeşim! Ablacığım! Ne olur affettiniz beni, affedin beni! Ben... ölüyorum! Allah korusun! Söz verin bana! Beni affettiğinizi söyleyin! Affedin, affedin! Söz verin! Affediyorum! Söz! Sakın ölme! Sizler de affedin! Suçluyum! Çok suçluyum! Huzur içinde ölmek istiyorum! Affedin! Affettiğinizi söyleyin! Ne olur! Söyleyin ne olur! Affettiğinizi söyleyin! Affettik, affettik! Tamamen affettik! Heh, üzülme! Ölüyor! Kardeşim ölüyor! Kardeşim ölüyor! Ölmez, ölmez! Korkmayın, ölmez! İlyas Bey kardeşim, lütfen ölmeyiniz! Hadi ama! Bak herkes affetti! Ölmene gerek kalmadı! Hı? Tamam işte, iyileşiyor! Şimdi de hepiniz dağılın! Yalnız bırakın bizi! O kendi kendine iyileşir! Nereden biliyorsunuz, siz doktor musunuz? Hayır, veznedarım! Ama bu işlerden biraz anlarım. Hı? Hadi. Sen şimdi bu hasta halinle bizim ev sahibini de bulamazsın, değil mi? Ne oluyor? Fethan Malike Fethan Bina. Sabah sabah bu ne rezalet! Bağırma Nurten'cim! Biliyorsun bu ev bizim evimiz değil. Ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek. La 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 la. Bir sevgi istiyorum. İmdat! Tuvalete de giremeyecek miyiz bu evde? Kapı çalınmadan girilir mi tuvalete? Bu Bu ne biçim şey? Bu ne rezalet? Ne oldu abla? İnsan kendi evinde de rahat edemeyecek. Dur ya, ne oldu ya? Boyun devrilsin İlyas. Bu bizim oğlan. Ne rezalet! Ablacığım tamam, tamam abla gel şöyle. Kim bu insanlar? Abla! Demeyeceğim, söz verdim, yemin ettim. Gel ablacığım, gel, bak otur şöyle bakayım. Otur. Kim oldukları umurumda değil. Tabii. Yalnız şunu bilmek istiyorum, kaç gün kalacaklar evimde? Kaç gün kalacağız bu evde? Vallahi bilmiyorum ki hayatım. Anladığım kadarıyla bizim 60.000 lira gitti. Bir ev bulacağız. Hayırlısıyla başlayalım da şu işe. İşmiş dinlemem, bulsunlar hemen bir ev kurtulalım. Bu kadar yeter artık. Tamam mı? O kadar! Günaydın. Düşündüm ki yol yorgunusunuzdur. Sabahtan erken kalktım, her şeyi hazırladım. Bakıyorum, her şeyin yerini öğrenmişsiniz. Hadi sen de bırak şu manyaklığı da söyle gelsinler kahvaltıya. Şimdi götürür müsün? Sağ olun. Affedersiniz, rahatsız ediyorum efendim. Estağfurullah, buyurun efendim. Ben Deniz yeni tayin edilen veznedar... Halim Özbulut. Evet. Şöyle buyurun efendim. Sağ olun. Arkadaşlar, yeni veznedarımız Halim Özbulut. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kez görüşüyoruz ama yıllardır tanıyoruz sizi. Metinizi çok duyduk. Ah. Beni mahcup ediyorsunuz. Sigara içer misiniz? Hayatımda bir nefes aldım, boğuluyordum. Tahir Bey, yeni veznedar arkadaşımız. Duyduk. Çay söyleyelim size. Aman efendim. Mustafa! Buyur abla! Bize 3 çay getir, demli olsun. Oldu abla. Şakir Bey yeni veznedar gelince beni görsün dedi. Peki. Aa. Patron sizi istiyormuş. Evet, duydum efendim. Giriniz. Oo, vay efendim, maşallah, maşallah! Kimleri görüyoruz? Buyurun, hoş geldiniz Halim Bey. Hoş bulduk beyefendi. Buyurun. Rahatsız etmeyin beyefendi. Ne rahatsızlığı canım? Uzun süredir görüşememiştik. Sağ ol. Sohbetinize hasret kaldık. Buyurun rica ederim. Rica ederim, buyurun efendim. Allah aşkına buyurun. Celle Celaluhu. Ayıptır, ayıp! Yeni gelen arkadaşımıza hiç değilse bir hoş geldin demeniz gerekirdi. Elini de öpse miydim hanımefendi? Ayten hanım haklı. Davranışınız çok çirkindi. Yağcılıktan hiç hoşlanmam. Emektar ve tecrübeli bir abimize saygı göstermek niye yağcılık olsun? Buyurun, kasanın anahtarları. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Artık hayırlısıyla şirketimizi içine düştüğü bataklıktan kurtarırsınız kahraman veznedar. Sıcak hüsnü kabulünüzden dolayı hepinize minnettar. Hepinize. Birinci ayakta yatar abicim. Anlamadım. Sen çocuk musun be? Birinci ayak garanti. Yalnız 4. ayaktan korkuyorum. 4. ayağı tutturdum mu 54 milyon cepte abiciğim. Hadi lan! Gerizekalı, 1. ayakta 3'ü tek geçmiş. Bugüne kadar 3 numaranın yarış bitirdiğini gören olmuş mu? Tüy aldım oğlum. Bak, 3 numara kesin. 3 numara kesin ama 2. ayakta hıyar. Var mısın iddiasına? Kaç parasına lan? Murtaza, bırak Allah aşkına, gerizekalının parası mı var ki iddiaya giriyorsun? 5 parasız girdim bu kahveye. Göreceksiniz, milyoner olarak çıkacağım buradan. O da siz misiniz? 1. ayakta 5 numara geçirmez. 3 numara 1. 5 ulan! 3 ulan! 5 numara düştü mü, şu bıyıklarımı keserim anladım. Beyler, 1. ayak 5 numara! Ne haber lan? Nasıl? Ulan bayıldı be! Kolay değil, 60.000 lira gitti! Hoş geldin enişte. Hoş gördük yavrucuğum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. İlyas mı geldi? Yok, değil. Hanımefendi, bugün avansımı aldım. Eğer kabul buyurursanız, minicik bir armağanım olacak. Çam sakızı, çoban armağanı. Çok teşekkür ederim. İşiniz hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ ol yavrucuğum. Sabah çıktı, hala gelmedi. Kim? Kim olacak o İlyas denilen dolandırıcı? Aa, gelir, gelir. Gelir. Göreceksin, o 60.000 lira gitti. Ne yapayım yani, öleyim mi? Ah, senin şu salak kocana! Ne diye güvenirsin elin adamına? Affedersiniz, buyur yavrum. İlyas bey henüz gelmedi. Acaba sofrayı hazırlasam mı? Ne zaman geleceği belli olmaz benim manyak kardeşimin. Siz hazırlayın sofrayı kızım. Ne pişiriyorsunuz? Kereviz. Ne? Kereviz mi? İmkansız! İmkansız, bu evde kereviz pişmez! Bizim bey kereviz olmadı mı, imkansız! Sofraya oturmaz! Sizin bey manyak galiba biraz! Hay ağzını öpeyim, ağzını seveyim, manyak yine manyak! İnsan nasıl yer şu kereviz denen yemeği? Üstelik her gün, yemese ölecek sanki kör olasıca! Ya! Hadi afiyet olsun! Hop hop hop! Ne yapıyorsun arkadaş? Manyak mısın lan, 1000 lira oldu! Rakı şişesinde balık olmak istiyorum! Vay benim şair ruhlu kumarbazım! Yarın kadar haklısınız! Alay edin! Alay edin! Benim gibi bir gerizekalıya alay edilir! Yüzüme tükürün, yüzüme! Otur İlyas, dağıtma kendini be arkadaşım, otur ya! Bak, tatlı tatlı sohbet ediyoruz, otur abim ya, otur ya! Ben ne diyeceğim o insanlara? Nasıl bakacağım Zeynep'in yüzüne? Zeynep de kim ulan? Zeynep mi kim? Sana ne ulan Zeynep? Kimsin ki ulan? Hop hop! Ne oluyor ya? İlyas, otur benim iş yerim ediyorum bu kadar ya! Ulan uyma şuna sen de! İlyas, otur abiciğim, otur abi! Sizin bir kadeh içtiği be kardeşim be, of be! Ağlama ulan sen de! Ben ağlayınca kim ağlasın lan? Hayatımda ilk defa aşık oluyorum! Ve bu aşk başlamadan bitiyor! İntihar edeceğim kendimi! Şimdi eve git yat uyu, yarın intihar edersin, ha İlyas? Ben o eve gidemem! Ben o insanın yüzüne bakamam mı lan? Para nerede diye sorarlarsa ben... Ne canım? Ya tövbe tövbe ya! Bizim bir Fatma hanım var, akrabamız olur uzaktan. Her yemekte kereviz yer gerizekalı! Kereviz yemek neden gerizekalılık olsun? Tam aksine, teşekkür ederim karıcığım. Tam aksine kereviz yiyenler zeki olurlar. Kerevizin bilhassa karaciğer üzerinde faydalı bir etkisi olduğu doktorlarca da kabul edilmiştir. Siz ahçı olmalıymışsınız. Büyük babam ahçıydı. Hatta bir yemek kitabı vardı. O kitapta zekalarıyla ünlü bütün tarihi kişilerin sevdikleri yemeklerin, devamlı yedikleri yemeklerin listesi vardı. Siz o yemekleri yiye mi vezzedar oldunuz? Benim damadım pek zekidir maşallah! Beğenemediniz mi? Tabii zekidir benim kocam! Belli belli! Onun için gitti bizim 60.000 lira! 59.000! Anlamadım! 59.000 efendim! Niye? 1000 lirayı taksiye vermek için geri almıştık, hatırlıyorsanız! Geldi! Basın bu dünya! Ben doğarken ölmüşüm! Ne var? Hey! Aha, kalk! Zeynep! Sizi son defa görmeye ve veda etmeye geldim. Bu memleketten gidiyorum. Anlamadım, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Uzaklara! Çok uzaklara gidiyorum! Uzaklara gidiyorum! Hayatınızdan çekiliyorum artık! Kazıkladılar beni! Hain adam! Namussuz! Ne oldu yavrum? Kim kazıkladı seni? Bırak abla! Bırak abla! Konuşmak istemiyorum! Konuşmak istemiyorum! Yalnızca gitmek istiyorum! Gitmek ve unutulmak! Ve unutmak! Hayır, gidemezsin! Beni bırakamazsın! Ben sensiz ne yaparım? Anlamıyorsun abla! Rezil oldum! Altılı yattı! Aldı paraları, kaçtı! Kim kaçtı? Hangi altılı yattı? Benim altılı! İlk ayakta ev sahibi birinci geldi! Delirdi galiba, saçmalıyor! İzin verirseniz ben bir konuşayım efendim! Siz şöyle istirahat buyurun! İlyas Bey kardeşim, anladığım kadarıyla ev sahibini bulamadın! Kaçtı! Dolayısıyla bizim 60.000 liraydı. 59.000. Aa, bakınız namuslu çocuk. Verdiği 1000 lirayı unutmamış, hesaptan düşüyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Nedir bu 59.000, 60.000 meselesi? Aldı, kaçtı. İzin verirseniz ben size bir özetleyeyim durumu efendim. Şöyle buyurunuz. Halim Bey, yemeğe çıkıyoruz, gelmiyor musunuz? Geçen dönemin hesaplarını bir gözden geçirmem lazım da. Siz beklemeyin, gidin efendim. Ne çalışkan memur! Yemek saatlerinde bile kendini şirketi için feda ediyor. Beraber çıkalım mı Ayten Hanım? Hayır. Bir saniye bakar mısın canım? Buyurun. Almanya'dan gelen bir malımız vardı da... Kardeşim, öğle tatili. Görmüyor musunuz? Herkes yemeğe çıktı. Kaçta başlıyor mesai? 1.30. Ha. Eşşoğlu eşek! 100 kere söyledim dikkatli olun diye! Karşılıksız çek vermenin bir raconu vardır ulan! Hangi işe el atsanız yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz lan! Abi benim bu işe et ulan et! Daha geçen gün mal yakalattınız! Supi'nin kalleşliğinden oldu abi! Ulan ben mi buldum Supi'yi? Benim adamım mı lan Supi, benim adamım mı? Aç şu telefonu! Alo! Cemil Bey sizi arıyor. Ha, şimdi ayvayı yedik. Emret abicim. Tamam da abi, merak etmeyin siz abicim. Bir şey olmaz, merak etmeyin. Ters bir şey mi oldu patron? Daha ne olsun lan? Daha ne olsun? 15 gün süre tanıdı. Sonra da malları istiyor. Abi! Abi! Söyle! Sen de söyle, ne bok oldu gene? Bizim malları sormak için İstaş nakliyat şirketine uğradım. Bir şey mi oldu mallara? Abi bırak malları şimdi! Şirkette bir adam çalışıyor, aynı bizim Rüstem! Nasıl aynı? Aynı abi! Sanki ikiz kardeşi, hıh demiş burnundan düşmüş. Bana ne be? İkiz kardeşiymiş! Başlayacağım şimdi Rüstem'in ikiz kardeşinden de! Başımız belada, borç gırtlakta... Herif neler anlatıyor! Ama abi, herif şirkette veznedar! Aynı Rüstem! Çok mu benziyor? Olmaz böyle şey! İstaş şirketinin veznedarı bizim Rüstem! Öyle gidiyor. Rüstem abi! Çay vereyim mi abi? Tövbe estağfurullah. Ulan oğlum sen manyak mısın? Maç seyrederken laf edilir mi bu herife? Dağıttıracak mısın kahveyi? Asıl olur İtalya be! Aynı Beşiktaş be! Ne bakıyorsun ulan, yalan mı? Yok değil de be abi! Beşiktaş böyle oynayabilir mi be abi? Allah! Ne dedin, ne dedin? Ben Beşiktaş'a laf söyletmem! Reşit! Bana bir bira! Baş üstün abi! Aslanım, kara kartallarım benim be! Siyah! Beyaz! En büyük! Beşiktaş! Aslanlar! Hadi! Allah! Gol! Güzel bir gol oldu. İki oldu. Kim? Halimciğim. Efendim. Çay vereyim mi canım? Ah, iyi olur karıcığım. İtalya 2, Polonya 0. Ha, bravo. Güzel oynadılar. Aferin şu İtalya'ya. Aynı Fenerbahçe. Niye bakıyorsunuz? Yalan mı? Fener mi? İtalya mı Fener gibi oynuyor? Tabii ya. Fener'den büyük takım yoktur. Siz Türk spor tarihini okumadınız galiba. Affedersiniz ama geçmişe mazi derler Halim abi. Siz bugüne bakın. Ne olmuş bugüne, ne olmuş? Ne olmuşu var mı? Sen her maçta hakemlere para yedir, her maçta bir penaltı, her maçta bir penaltı. Halimciğim, çayın hazır canım. Ceza sahasına girerken düşürüyorlar, veriyor penaltıyı. Sağ ol karıcığım. Düşürmesinler efendim, düşürmesinler. Önüne gelen basıyor Selçuk'a tekmeyi. İyi ki bir Selçuk'unuz var. Ya İlyas? İlyas sezon sonunda gidiyor, o zaman ayvayı yediniz. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Bağrımda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Ama... Yazıklar olsun, şimdi sana gösteririm. Babacığım, ne atıyorsun, kendine gel Allah aşkına, kendine gel. Fenerbahçe'ye laf söyletmem Nurten. Tamam canım, tamam. Yalan mı yani? Ay, uzatmayın ne olur. Tamam. Siz de çok sigara içiyorsunuz. Sigara çok kötü bir şeydir. Tavsiye ederim hemen bırakın. Çünkü sigaranın akciğer kanseri yaptığı müspet ilimce de kabul edilmiş bulunuyor. Çok haklısınız Halim Bey. O kadar söylüyorum, anlatamıyorum. Bravo hanımefendi, bravo. Hele içkiyle içildiği zaman maazallah. Hayat zaten kısa İlyas Bey kardeşim. Bir de bunu içki ve sigarayla kısaltmanın manası yok. Ne yaparsınız? İş yok, güç yok. Bir ablamız var dünyada, başka sevenimiz yok. Gelsin sigara, içki. Affedersiniz ama hayatımda böyle manasız laf duymadım. Niye? İş yoksa bulun efendim. Sonra yaşınız da geçiyor, evlenin. Benim gibi bir işsiz güçsüze kim kız verir? Hayır, evlenin dedikse önce iş bulun, sonra evlenin efendim. Aramıyor muyum sanıyorsunuz? Arasanız bulurdunuz. Yok! Var! Bugün duydum, bizim şirkette bir mübayacı arıyorlarmış. Çalışmak istiyorsanız yarın gelin, bir konuşun efendim. Buyurun efendim. Şu 5000 lirayı bozar mısınız acaba? Tabii, hay. Kaçta? Şöyle buyurun. Şöyle 5000. Sağ olun. Selametle efendim. Önünüze gelene para bozmak zorunda değilsiniz Halim Bey. Burası banka değil. İyilik olsun diye yaptım. İnsaniyet namına. Bıktık sizin şu insaniyetliliğinizden. Gördünüz mü? Olmaz böyle benzerlik. Hemen patrona gidelim. Ben demiştim oğlum size. Hayret doğrusu, gözlerime inanamıyorum. Affedersiniz, efendim bir mübayacı arıyorlarmış da acaba kimi görmem lazım? Ha, evet, Üçüncü katta, sağdan ikinci odada personel müdürü İsmet Bey'i göreceksiniz. Evet, teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Beyefendi, bir dakika, yukarı çıkacaksınız. Aa, evet, tabii, normal olarak yukarı çıkılır. Buyur kızım, bir şey mi istedin? Şu leğeni verir misiniz? Merhaba. Merhaba. Kaç para? 200 lira. Siliği de alayım. İşe girdim. Ne işine? Halim abi söylediydi ya dün akşam. Desenize sıra evlenmeye geldi. Benimle evlenir misiniz? Siz deli misiniz? Evet. Zaten deliydim de sizi görünce daha beter delirdim. Demek kasanın anahtarları o kerizde. Evet abi. Rüstem'le o herifi değiştirdik mi iş tamam. Ben herifin yerine geçersem herkes çakar. Kimse çakmaz. Herif tıpatıp sen. Nasıl tıpatıp ben? Sünepe'nin teki. Bana hiç benzemiyor. Benzemek ne kelime be? İkiz kardeşin olsa bu kadar olmaz. Git ulan. İşten çıkarken gördüm herifi. Çirkin herifin biri. Bir kere gaga burunlu, şap dudaklı, gözlerinden biri kalk gidelim diyor, öteki bak gibi otur diyor. Şişman göbekli, aynaya bak, hıyar! Kesin olan şamatayı! Benzesen de, benzemesen de bu iş olacak. Öğle tatilinde millet yemekteyken kasayı açar, paraları alırsın. Sonra tıpış tıpış elini kolunu sallaya sallaya çıkarsın. Biz seni kapıdan alacağız. Ne zaman? Bekleyecek halimiz yok, hemen yarın. Ama yarın olmaz, yarın Beşiktaş'ın kupa maçı var. Bence en iyisi bu işi yarın yapmak. Küçük beyim, hayrola? Bu ne kılık böyle? Özür dilerim, yemeğinizi kestim galiba. Aslında kıymetli dakikalarınızı almak istemem. Efendim, söze nereden başlayacağımı bilemiyorum ama... ...dün akşam söylediklerinizi uzun uzun düşündüm... ...ve evlenmeye karar verdim. Tebrik ederim, pek isabetli bir karar. Kim bu talihli kız? Ben içki ve sigarayı da bıraktım. Daha doğrusu içkiyi bıraktım da sigarayı da bırakacağım. Beşiktaşlı olmam da önemli değil aslında. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük Spor, Trabzonspor, Kuştepe Spor... ...bunlar hepsi Türk sporunun değerli partileri. Efendim? Ay pardon, takımları. Evet, anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum da... ...evlenmeye karar verdiğinize göre müstakbel eşinizi de seçmişsinizdir herhalde. Kim bu talihli kız? Söyleseniz de öğrensek kim olduğunu. İşsizlik meselesine gelince... ...bugün işsizlik, biliyorsunuz bugün... ...Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisidir ve... ...muhakkak çözülmesi gerekir. Nasıl çözüleceği hususunda bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. Şirkete gelseydiniz. Geldim abi. Ve karşınızda... ...İstaş, İthalat, İhracat, Limited şirketi... ...baş mübayacısı İlyas Arcan. Yaşasın! Artık gidip Huriye'yi isteyebilirim. Yıllardır bu günü bekledim. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Huriye müstakbel gelin hanım mı? Evet. Rahmetli anacığım da çok isterdi Huriye ile İlyas'ın evlenmesini. Bence de pek uygun, boyu boyuna, yaşı yaşına göre. Sonra maşallahı var, pek de hamarat bir kız. Bilseniz nasıl terbiyeli, nasıl uysal bir yumurcak. Tam bizim İlyas'a göre. Yeter! Yaşa abi, yaşa! Oğlum kendine gel! Evlenecek olan benim. Bırakın da eşim olacak kızı kendim seçeyim, o kadar. Efendim, seçim sonucunu büyük bir merakla bekliyoruz. Hiç böyle seçim görmedim. Yemeğimiz soğudu, küçük bey hala karar veremedi. Anne! Ne annesi? Yalan mı? Kiminle evlenirse evlensin bize ne? Ne demek bize ne? O benim biricik kardeşim. Biricik kardeşiniz kız beğenecek diye ben aç kalamam hanımefendi. Kimse size aç kalın demedi. Siz dediniz. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben demişim. Bereket sofrada bu kadar insan var. Hepsi duydu işte. Affedersiniz Salim Bey. Estağfurullah, buyurun efendim. Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da. Allah Allah, kimmiş acaba? Hoş geldiniz Halim Bey. Hoş bulduk yavrum. Delikanlı! Buyurun Halim Bey. Paraları nerede duruyor? Ha? Muhasebe ne tarafta? Ne bakıyorsun lan salak salak, muhasebe ne tarafta diyorum? Şaka mı yapıyorsunuz Halim Bey? Muhasebenin önünde duruyoruz. Ha, muhasebe burası değil mi? Evet. Adın neydi? Mustafa. Ha, Mustafa, yaşa. Halim abi, çok geç kaldınız bugün. Bayağı merak ettik. Akşam biraz fazla kaçırmışım, sabah kalkamadık. Ne yapıyorsunuz abi? Otobüs bekliyorum. Görmüyor musun, anahtarla kapıyı açıyoruz. Affedersiniz ama Halim abi, bu anahtar sizin odanızın anahtarı. Bu kapıyı açmaz ki. Tabii, bu kapı açılmaz ki. Hay Allah be, ver o bakayım. Bu sabah da tersten kalktık herhalde. Vay be! Vay, ne güzel yavrular varmış bu şirkette be! Yavru! Allah Allah! Tırlamış galiba bizimki. Şirkette paralar nerede durur? Kasada. 17.000 lira çıktı. Ne bekliyordunuz abi? Ne bileyim ulan ben, koca şirket. 17.000 lira para mı olur? Ne yapacağız şimdi? Büyük bir ödeme mi vardı? Halim Bey. Buyur anam. Patron hemen sizi istiyor. Sen emret yavru. Oh, malzemeye bak. Oha, kim bu ayı? Gir. Selamünaleyküm. Siz miydiniz Halim Bey? Bendenizi emretmişsiniz birader. Nasılsınız Halim Bey? Vallahi nasılsın, sağlığınız? Pek iyi görünmüyorsunuz da. Bir mukabele. Şey için rahatsız etmiştim sizi. Estağfurullah, emrin olur abi. Biliyorsunuz, öbür gün aybaşı. Bu ay yeni aldığımız tırların aylık taksitleri başlıyor. Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek. Kaç kuruş? 147 milyon lira. Rahatsız mısınız Halim Bey? Yok, iyiyim. Biraz başım döndü de. 147 milyon lirayı teslim alıp kasaya koyacaksınız. Ben. 147. Allah Allah. Ne oluyor size Halim Bey? Doktor çağırtalım mı? Yok yok, iyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Ne para be! İzin vereyim, gidin. Yoo, parayı almadan hiçbir yere gitmem. Vazife her şeyden önce gelir. İcabında ölmek var, parayı almadan gitmek yok. Vallahi ne olmuş anlayamadım çocuklar. Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine. Gidin personel müdürüne verin bunları. Baş üstüne. Halim Bey! Halim Bey dedik, duymuyor musunuz? Buyur canım. Çektiniz mi günlük yağınızı? Anlamadım. Patrona günlük yağınızı çektiniz mi diyorum. Kim ulan yağcı? Efendi memur numaraları bitti, şimdi de dayılık mı yapacaksın? Dayı dediğin senin ananın kardeşidir, eşşoğlu! Yürüyecek adam da anasından doğmasın! Bırakın be! Yeleğe bak! Halim abi, sakin! Bırakın be! Hadi herif! Yağcı! Çekilin ulan hala yağcı diyor, yağını çıkarırım ulan senin! Hı? En büyük fener, başka büyük yok. ...147 milyon lira. Yarın saat 4'te gelecekmiş. İyi para. Sonunda voleyi vurduk galiba. Yalnız parayı almak için 1 saat vaktimiz var. Nedenmiş o? Çünkü saat 5'te kasa kilitleniyormuş. Şirket sahibi anahtarı alıp gidiyormuş. 1 saat iyi vakit. Ne yapıp yapıp o 1 saat içinde paraları almalısın. 147 milyon! Evet! Hı. Tek işimiz yarını beklemek. Evet! Bütün iş yarını beklemek. Şimdilik bana müsaade patron, yarın tam vaktinde işte olurum. Bir dakika! Halim rolüne parayı alıncaya kadar devam etmek zorundasın. Edeceğiz. Nereye gidiyorsun peki? Süheyla'ya. Manyak mısın ulan sen? Hayır, erkeğim. Sen Halim'sin. Karın, çoluğun, çocuğun var. Eve gitmezsen merak ederler. Aramaya kalkarlar. Polise, karakola haber verebilirler. Ne olacak şimdi? Vakit geçirmeden hemen evinize gideceksiniz Halim Bey. Hemen! Saat 7:30 oldu, eniştem hala gelmedi. Saat kaç dedi? 7:30. Eyvah, mutlaka bir kaza geldi başına. Anlayamadım, niye telaşlanıyorsunuz? Yarım saat gecikmeyle ne çıkar? Bizim damat hiç gecikmez. Anne, anne ne yapsak? Geldi galiba. Aç kapıyı. Merhaba karıcığım. Ne yapıyorsun enişte? Ha? Ne var Halimciğim? Geç kaldım, merak ettik. Merak edecek ne var koca karı? Allah Allah be! Merak etmiş. Küçük çocuk muyuz lan biz? Kötü yola mı düşeceğiz? Neyini merak ediyorsun? İşe bak be! Ben bu evin erkeğiyim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı? Ne var lan? Ne bakıyorsunuz aval aval? Hiç mi adam görmediniz? Kendinize gelin! Bir kadına ulan diye hitap edilemez! Ağzını topla, kadına karı! Alırım ayağımın altına. Karılara bak be! Onlar yorgun argın eve geldi, dır. Evin erkeği böyle mi karşılanır lan? Kesiririm lan sizi! Doğrarım Allah canı lan siz! Açın lan şu kapıyı! Hayrola? Niye hepiniz bir köşeye yapışmışsınız? Fare mi var yoksa? Allah! Fare mi var? Nerede? Ay, ben fareden çok korkarım! Duydunuz mu? Fare varmış! Arayalım şunu bulalım! Ay, yardım edin bulalım şu fareyi! Ay, burada mı acaba? Ya şu kadınlar amma korkak oluyorlar be abi be! El şakasından nefret ederim! Kulağını seçerim ulan seni! Yapacak abi! Seçerim kulağını! Yalvarırım yapma! Yapma, ne olur yapma, yalvarırım! Ali abi yapma! Seni vurulmasından nefret ederim! Ay. Karım yanıma gelsin! Herhangi bir rahatsızlığın yok ya Halimciğim. Ne gibi anam? Ne bileyim işte mesela karnın aç mı? Aç, ha. Tabii, karnım aç. Karnım acıktı. Hadi kurun sofrayı. Sen de getir rakıyı, sen de salata yap. Abi sen içmezdin, ne oldu? Ben içki içmez miydim? Ha, evet. İçmezdim ama doktor söyledi. Arada bir içmelisin dedi. Şeye iyi gelir dedi. Neydi lan? Şeye iyi gelir dedi böyle... hani... Bağırsaklara! Bir kadehten ne çıkar canım? Hoş geldin babacığım! Oo, aslan oğlum benim! Canım oğlum! Gel bakayım seni bir öpeyim! Görmeyeli ne kadar büyümüşsün! Bizim çocuğumuz değil mi? Hı? Biz sen ne kadar özlemişim seni! Söyle bakalım, okulda ne yaptın bugün? Ne okulu baba? Ne demek ulan ne okulu? Okuldan kaçıyor musun yoksa? Kaçtığını duyarsam kırarım bacaklarını ha! Ne okula Halim? Daha okula yazdırmadık ki çocuğu! Ha, tabii yazdırmadık! Ben diyorum... Yazdırdıktan sonra kaçarsa kırarım bacaklarını! Ha. Ulan gıcırdatma dişlerini ulan! En sinir olduğum şeydir! Anne! Halim yapma! Bırak çocuğu! Bir dakika yapma abi ya! Karışma lan sen! Fırla, bir şişe rakı kap da gel hadi! Tamam abi! Resmen iyi saatte olsunlara karışmış! Ne kadar efendi bir adamdı, hiç aklım almıyor! Muhakkak büyü yapmışlar zavallı kocacığıma! Ya, içki de içecek şimdi! Ayıkken böyle yaparsa sana olacak, kim bilir neler yapar! Kesini ulan, yürü hadi! Hadi! Oh be! Mis gibi mübarek! Afiyet olsun! Hadi! Ne hadisi abi? İçsene lan! Dalga mı geçiyorsun abi? Ben içkiyi bıraktım! Niye? 2 akşam evvel konuştunuz Halim Bey, unuttunuz mu? Siz istediniz içkiyi bırakmasını! Ha! Evet! Ben istedim de... Bu akşam izin veriyorum, içeceksin! Ama aferin, sevdim! Kıyak delikanlısın! Sözümü dinlemen hoşuma gitti. Dinlemez olur muyum abi? Hadi şerefe! Senin sözün... Benim için kanun demektir abi. İşte buldum. Namusumla çalışacağım. Namusumla mı çalışacaksın? Ne olacak lan namusumla çalışacaksın da? Söyle bakayım, namusumla çalışarak kim adam olmuş ulan deve? Sen dedin ya abi! Ne dedim ben? İçkiyi bırak, sigarayı bırak... Namuslu bir iş bul, evlen... Vay hıyar vay! Hıyar kim abi? O! O kim? Ben! Hı? Ha, yani eskiden ne hıyarmışım be! Bu devirde evlenilir mi lan? Bu ne? Zeytinyağlı kereviz! Allah, kereviz! En büyük düşmanım! Kim söyledi ulan sana kereviz yap diye? Öldüreyim mi ulan seni akıllara, ha? Bana kereviz pişirilir mi ulan? Bir dakika ya! Ben kereviz yapmayayım ulan! Yapma ulan! Ben kereviz yapmayayım, adam öldürürüm ulan! Olay ulan! Tamam öldürsün ulan! Hadi yıkarız! Allah silah! Bir dakika abi ya! Bir dakika abi! Ağlama yavrum, ağlama kızım! İmkansız anne! Bu adam Halim değil, başka biri bu! Nasıl başka biri? Bal gibi kocan! Yok, benim kocam bunları yapamaz! İmkansız! İş yerinde başına bir şey geldi herhalde, delirdi adamcağız! Mutlaka biri büyü yaptı! İsterseniz polise haber verelim! Deli misiniz siz? Rezil oluruz millete! Ben bu gece bu deliyle aynı yatakta yatamam! Abi yukarı! Getirdi kerevizi, burnuma dayadı! Eyvah! İlyas abi! Ne? Babam delirdi mi acaba? Ne bileyim oğlum ben! Pek akıllıya benzemiyor! Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylersek belki sakinleşir! Helal lan Ali! Cin gibisin! Aslan Ali! Abi, bir müjdem var abi! Ne müjdesi lan? Abi, abi hesap ettim bu yıl Fenerbahçe 6 puan farkla şampiyon! Kim? Fenerbahçe! İmdat! Eyvah, İlyas öldürüyor! Allah! Abi! Yapma! Ulan Allah'ını yapma! Baba yap! Gitti mi işe manyak herif? Gitti! Şimdilik kurtulduk! Sizin bu adamla başınız belada! Ben delirdi dedim, inanmadınız! Heh. Delirmiş değil, bu işin içinde başka bir iş var! Büyü bu, büyü! Sarıyer'de bir ince hoca var, ona okutmak lazım! Ne yapacağız biz bu adamla? Büyü! Evet, büyü yaptırmak lazım! Büyü yaptırmak değil, büyüyü bozdurmak lazım! Saçmalamayın canım! Ne büyüsü? Doktor lazım, doktor! Değil, bu adam Halim değil! Aa! Bunca senelik kocamı tanımaz mıyım ben? Halim değil bu! Başka biri! Ama abla, unutma ki! Aması yok! Halim değil, başka biri! İkiz kardeşi olmasın? Vallahi bilemem! Ama bir şeyler dönüyor! Peki, başka biri ise Halim Bey nerede? Bilmiyorum! Of! Başına bir şey gelmesin! Bilmiyorum! Ha, hemen polise haber verelim! Ne geliyorsun ulan peşimden? İşin gücün yok mu senin? Dalga mı geçiyorsun abi? Burada çalışıyorum ya! Burada mı çalışıyorsun? Evet! Ha, tabii! Öyle ya! Bugün ilk iş abi! Para gelecek! Sen nereden biliyorsun lan paranın geleceğini? Haa, ben getiriyorum abi parayı! Bu önemli görevi bana verdiler! Sizin tavsiyeniz üzerine tabii! Estağfurullah! Ben sana gösteririm. Nerede o ilaç? Bir dakika! Ne var? Dünkü davranışınızı tartışmamız lazım. Yediğin dayak yetmedi mi lan? Kekli! Ya bana hala konuşuyor, öldüreceğim onu! Sakin olun Halim Bey, sakin olun! Lütfen sakin olun, patron sizi istiyor! Hadi! Gir! Bu Buyurun, beni emretmişsiniz. Para geldi Halim Bey, oh. Aç. Hmm. Anahtarı buyurun. İyi günler. Teşekkürler kardeşim. Abi, sen dün gece aklın varsa evlenme dedin ama... Ben Zeynep'le evlenmezsem ölürüm. Zeynep kim ulan? Baldızın abi. Ha. Ha. Zeynep'i sana veriyorum. Allah! Aslan abim benim! Ulan, dur ulan, dur! Bırak ulan sarılmayı, hadi hemen hazırlıklara başla! Ne hazırlığı abi? Ev hazırlığı! He. Buzdolabı, çamaşır makinesi, halı malı al! He. Hemen fırla! Hadi! Bir dakika, bir dakika! Abi dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Ben de bunları alacak para nerede? Peki... Al sana para! 5, 10, 15, 20 bin! He. Hadi hemen fırla! He. Vakit kaybetmeden, bitmeden yetiş, hemen al! He. Hadi yavrum! Hadi yavrum! Abi ya! He? Bitmeden al diyorsun! Buzdolabı, çamaşır makinesi biter mi abi? Maç bileti mi bu? Belli olmaz, biter biter! He? Bu işlerde dalga geçmeye hiç gelmez! He? Hadi yürü, acele et! Hadi, hadi! Hey Allah'ım ya Rabbim! Halim Bey! Allah! Ne? Şakir Bey sizi istiyor! Şakir Bey'in... Ay. Ah, güzel. Allah Allah. Abi, ne oldu sana? Pencereden mi düştün? Neyse abi. Verilmiş sadakan varmış, pek bir şey olmamış gene. Bak, benim Şakir Bey'i görmem lazım. Abi, 20.000 lira verdin, yetmiyor ki. Bir hesap ettim, en az 15.000 lira daha lazım ya. Bak, beni soyuluyor. Ayıp ettin abi. 15.000 lira daha istedik diye soyguncu mu olduk yani? Halim Bey, ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın. Tır taksitleri yarın öğleye kadar Ziraat Bankası'na yatırılacak. Öğleden sonra da maaşları ödersiniz. Giriniz. Tamam. Giriniz. Şakir Bey çağırıyor dedim, hala burada oturuyorsunuz. Ayten Hanım soyuluyoruz. Ha böyle rezalet görmedim, güpegündüz hem de iş yerinde. Ne demek soyununuz? Soyuluyoruz. Bırakın terbiyesizliği de patronu bekletmeyin. Halim abi! Ha? Ne? 15.000 lira daha istedik diye bizi hırsız yerine koydun be abi! Ne 15.000'i be? Buzdolabı tamam da, çamaşır makinesine yetmiyor abi! Allah! Para mı istiyorsun sen? Ne bileyim yani, biraz daha ver de taksit de alacağız ama peşinleri ödeyelim! İyi peki! Yeter mi? İyi, tamam! Tamam abi! Tamam abiciğim! Sağ ol abi! Halim abi! Gene ne var lan? Ne acayip adamsın be abi! Bir dakikan bir dakikana uymuyor! Bir canavar oluyorsun, bir melek! Konuşma lan kelek! Beni emretmişsiniz. Zaten ben sizi görmek istiyordum. Halim Bey, ne oldu böyle birdenbire? Az önce hiçbir şeyiniz yoktu. Beyefendi, soyuluyoruz. Acele edelim, soyuluyor. Düşüyor. Halim Bey, Halim Bey! Şu hiç gelmiyor. Çekil. kaldıralım. Yavaş yavaş. Otur şöyle. Sayılıyor. Sakin olun Halim Bey. Sayılallah. Sakin olun. Sakin olun Halim Bey, konuşmayın. Beni dinlemeyiniz lazım. Kasapalar. Halim Bey. Ne var be? Aa, Şakir Bey! Şakir Bey'in validesine hürmetler ederim. Konuştum be, konuştum ulan 40 defa konuştum. Şakir Bey yok artık. Şakir Bey öldü. Şey harfi yok. Şey harfi alfabeden çıkarıldı. Çıldırtmayın beni. Bir daha bu odaya girmek yok. Hiçbiriniz. Bırakın beni ya! Sayı suyum! Bırakın beni! Engel olmalıyım! Engel olmalıyım! Bırakın! Engel olmalıyım onlara! Yapamayacaklar! Ben müessesemi soyunu tutmam! Allah'ım müstakilinizi versin! Beni dinlemiyorsunuz. Adam şu anda kızıyı soruyor, beni dinlemiyorlar. Halim abi, Halim abi bak, buzdolabı, çamaşır makinesi tamam da... ...hani olmuşken diyorum, bir de elektrik süpürgesi alsam ha abi. Beni dinlemiyorlar, her şey bitti, her şey bitti. Bir dakika Halim abi, bir dakika ya, bir dakika abi ya. Soyuluyoruz diyorum. Ya. Bir 35.000 lira verdin, her şey bitti diyorsun. Vallahi ayıp abi be! Soyuluyoruz, soyuluyoruz! Tamam tamam, elektrik süpürgesi kalsın, başlama gene soygun masalına! İşte bakın şu adam, kendisinden şikayetçiyim. Yaşasın, polisler geldi! Hakkınızda şikayet var, buyurun karakola gideceğiz. Asıl ben şikayetçiyim, iş işten geçmeyene mani olun, soyuyorlar! Allah! Ne çabuk kurtuldun Halim abi, polis seni götürecek diye ödüm koptu. Ne polisi lan? Demin götürüyordu ya abi. Şurada şikayetçi olan varmış. Ha o, o şakaydı o. Onlar ortaokuldan arkadaştır. Al şu çantayı, aşağı in, kapının önünde bekle beni. Hemen geleceğim, alışverişi beraber yaparız. Televizyon da alacağız değil mi abi? Televizyonu be, ev bile alacağız. Heyda! Atlalam! Allah, çabuk! Halim Bey, Şakir Bey! Çekil lan! Direkt, direnmeyin beyefendi, bizimle geleceksiniz. Çok mühim bir yanlışlık yapıyorsunuz, gelmeyeceğim! Kendinize gelin beyefendi, bu bizim görevimiz! Sayı soyuyorlar, beni götürmeyin! Siz o kullanmaya mecbur etmeyin, lütfen! Bir dakika kardeşim, yolum atlamayın ya! Lütfen beyefendi! Büyük bir hata yapıyorsunuz! Sen falan yapmıyoruz! Ne? Soyulduk, paralar, paralar! Polise haber verelim! Evet! Soyulduk! Bastır. Aynasızlar çark et. Adli bir hata yapıyorsunuz memur bey. Sonra sıyılıyor. Ben Beşiktaş'a laf eder yerim ulan! Sen beni tanımıyorsun galiba, Allah aşkına! Allah mısın, Allah! Yakalayın, gelsin soyguncu bu! Bırak adamı, bırak! Ali'cim, buraya bir karışıklık mı oldu Usam? Ama adamlar ne kadar benziyorlar böyle birbirlerine? Sanki iki hamsi geldi de yan yana durayı. Kurban olduğum Allah'ım, nasıl yarattın ki bunları böyle birbirine benziyorlar? İkiz midirler, nedirler? İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım.